Evet bugün Aksa inceliyoruz. Geçen sefer Aksa Enerji incelemiştik. Bu sefer Aksa'nın kendisini inceleyeceğiz. Kapak resminden de anlaşılacağı gibi Temmuz ayında bir bedelsiz verdi. Bölündü. %1100 oranında. En son incelememizi 11 ay önce yapmışız. O incelemeye baktığımda fiyatı 108 liralardaymış o dönem. Şu anda da 8 lira 87 kuruş. Yani bu şu anda 11'de 1'i fiyatına düşmüş gibi bir durum var. Çünkü %1100 olduğu zaman 11'de 1'i %1000 olsa onda biri, 10 on katı oranında bölünüyor. Yani şöyle söyleyeyim, şuradaki zirvesi neymiş? 12 lira 50 kuruş, 12 buçuk lira yaklaşık. 137 lira, 140 lira. Şu anki fiyatı da 8 lira 87. Hani daha öncesinde eğer bilen, takip eden varsa ama elinde bulundurmayan varsa a diyebilir. Bak bu ise 100 liraydı. 100 liranın üzerindeydi. 8 liraya düşmüş. O iyi fırsat gibi diyebilir. Şu anki fiyatı da 97. 100 lira civarında yani şu anda bölünmemiş haline göre. Onun detayını vermek istedim. Bu arada kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Şu son zamanlarda yüklediğim videolarda kanalın abone sayısı istediğim şekilde yükseliyor. Bu da motive ediyor çünkü daha çok video atıyorum ve bugün de birden fazla video gelecek. O zaman ne diyorum? 4000 aboneye ulaşmamız için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmuyoruz. Şimdi bu girişi yaptıktan sonra, bu bilgiyle verdikten sonra analize bakabiliriz. Bunun hatta bakın daha önceki analizden kalan seviyelerimiz de buradaymış. Bunları silelim. Aslında hisseyi güzel bölmüşler. Yani güzel bölmüşler derken baktığımda sanki trendi daha yeni başlıyor gibi işte. O yüzden fiyat ucuzlayınca bölününce hisseler özellikle bedelsiz bölününce böyle bir algı oluşuyor. Ama yine şuradaki tepeyi göz ardı etmememiz gerekiyor. Çünkü buradan aşağı bir düşme, çakılma değil miyim de düşme var gibi. Yani şuradaki dibe, yani şurada tepeler de var zaten. Buradaki dibi, buradaki dibi, şuradaki dibi dikkate almamız gerekiyor. Yani buraya düşecek diye demiyorum. Çünkü bakın buradan trend çizeceğim şimdi. Zaten göreceksiniz sizi. Hatta kanal yakından takip edenler fark etmiştir. Bak gördüğünüz mü? Burada trendimiz var. Bu trend üzerinde devam ediyor. Ve şu anda trendinde destek bulmuş. Ortalama da yaklaşmış zaten. Şunu kırmaması önemli. O da nereye geliyor zaten? Şuradaki dibe geliyor. Ortalama kaç gösterir? 8 lira 7 kuruş. 8 lira bir desteğimiz var. 8 TL destek. Tabii bunun için şu anda güzel bir destek gözüküyor ama tabi her zaman ne diyorum? Aşağı düşmez, çıkmaz etmez dememek lazım. Bunu deyince de insanlar kızıyor. Şöyle diyorlar. Yorumda mesela şu olabilir diyorum. 8 lira olabilir. Aşağı düşebilir. 5 lira olabilir. Yukarı çıkar. Şu olur. O olur. Adam yoruma yazıyor. Diyor ki o da olabilir, öyle de olabilir, böyle de olabilir. Yanılma imkanı yok. Sanıyor ki kendi düşüncesi neyse karşısındaki de onu söylüyor sanıyor. Sanıyor ki o, yani burada yanılma payı yok. Ben bildim, her şeyi ben bilirim diyor ins burada bu yorumu yapan. O yüzden öyle bir söylüyor ki fiyatı. Her gelecek fiyata karşı ben bildim desin. Öyle bir şey yok. Eğer sen burada 8 lira deyip aşağıya düşmez deyip aşağıya geldiğinde üzülmek istemiyorsan aşağının da önlemini alacaksın. Ya da eğer diyorsan ki ben aşağı geldi fiyat hiç önemli değil umurumda değil benim için fark etmez o zaman sen aşağının önlemini ya da alman, almana gerek yok. Bakın trendi de bu şekilde yine burada direncimiz var 12-13 liralarda direnci var daha önceki zirvesine yakın bu arada kanala abone olursanız sevinirim İnsanları kandırmadan doğru düzgün yani grafik neyi gösteriyorsa onu anlatmaya çalışıyorum. Sonuna kadar da izlemenizde fayda var. Dolar bazlı grafiğine de bakıyorum. O zaman da ne oluyor? Mesela 13 lirayı kırdı. 14-15'e gitti. Diyorlar ki bir daha analiz yapar mısınız? Daha bir hafta geçmiş ya da ne bileyim 10 gün geçmiş, 15 gün geçmiş. Bir ay bile olmamış hissede. Halbuki dolar bazlı analizini izlese daha da ileride gideceği seviye orada veriyorum zaten. Şu anda 8 lirayla 13 lira arasında. Ama dediğim gibi şuradaki dipler hatta çıkış şurada Mayıs 2023 bu seçim dönemi hem düşüşü başlattı hem seçim sonuçlandıktan sonra yükseliş başladı. O yüzden şu anda ne kadarlık bir geri alım seviyesi? 0.50'sinde buraya gelmiş 61'e ye yeltenmiş hatta 7.74 0.61'den tepki yapabiliyor genelde hisseler. Ben her ne kadar 8 lirayı buraya destek olarak yazsam da şu 0.61 seviyelerine 7 lira 74 kuruşları da yazacağım buraya. Çünkü oradan bir tepki yapabilir. 8 liraya bir şey kalmamış şurada. 8.87. Hani bu tarz hisseler direkt taban yapmaz ama yani düşün 8 bir taban %10 bile yapsa birkaç gün bugün %3 yapar yani artı +1 yapar. Öbür gün eksi -4 yapar. O şekilde gider. 8 yapar yani. 8 liraya gelebilir yani. Ama bu 7.74'ün altına giderse o zaman tekrar bakılır. Zaten da şuradaki dipleri herhalde Fibonacci seviyeleri bir daha bakacağım. Şuradaki dipleri mi takip ediyor bir bakalım. Aşağı yukarı evet diplere bakın 0.78'de 6.5. Ya bunu yazacağım gene çünkü şu iğneleri takip edin dedim ya. İğneler zaten tam Fibonacci seviyelerine denk geliyor aşağı yukarı. Bunu da yazacağım yani. Şunun için hani illa gelecek diye söylemeyeyim. 6.39, 6.40. Seviye görünsün diye. Ya sen dikkat etme. Yanılma fırsatı var. Öyle de yanılma, böyle de yanılma. Tamam mı arkadaşım. Sen dikkate almayabilirsin. O zaman kanala abone olma. Öyle bir düşüncedeysen. Birlikte bakalım. Hemen buradan dolar bazlı grafiğe geçeceğim. Şurada belki bir şu alanda minik bir tobo yapıyor mu acaba? Yapar mı? Onu takip edilebilir. Burada oluyor gibi ama sanki çünkü hep diyorum ya bu tarz şeyleri hemen şöyle şuraları kırmadan yani şuradaki boyun çizgisi dediğimiz yani şu tepelerin birleştiği şu alanı kırmadan 9 liraların üzerine çıkıp orada kalıcı olmadan konuşmak erken olur. Yani aynen 9 liralar. Yani şuraya bir kırması lazım. Burayı kırıp tekrar bunun altına gitmemesi ya da gidiyorsa da şu son dibin, şu dibin, şu geçtiği dibin altına gitmemesi lazım ki bu diyelim bir tobo. Ondan sonra insanlar diyecek ya her gördüğü şey tobo yani bir toboya dönebilir ama o zaman da ne olur? Şimdi saatlikten bakıyorum ki biraz daha mum oluşsun yani daha günlükte daha dar bir zaman dilimi olduğu için burayı zaten kırdığında giderse de 979 şuralar. Yani şöyle söyleyeyim. Şunu silmeyeceğim. Zaten bu boyun çizgisini şurayı kırıyorsa da bir sonraki hamlesi iki hamle yapabilir. Ya şuraya kadar direkt gider. 9.37 Bu 9.37 diyorum ama 9.37 olur. 9 9 lira olur. Bir de 9.75 ya da 10 lira. Yani ya da 10 lira derken şöyle anlaşılmasın. Bak gene aynı şeye gelecek. Tüm seviye 10 liraya kadar bunun eğer burada bir toba oluşturacaksa bakın toba oluşturacaksa diyorum 10 liraya kadar gitme potansiyeli var. Ama 9, 9, şuradaki tepe yani daha net anlayayım. Biz bunu çizerek anlattık. Şuradaki e, iğneden dönebilir. Şuradaki tepelerden dönebilir. Bir de şuradaki boşluk var. Yani 10 liraya geçse 10-12. 12 kuruşu yazmayacağım. Yani 20 kuruşu. 10 lira deyip. Çünkü ben her zaman oraya burada bir boşluk varsa bu dolduracaksa doldurmadan. Yani boşluğu dolduruyorsa eğer. Dolduracaksa çoğu şey dolduruyor çünkü. O zaman en erken nereden e, ka, e, çıkabilirim? 10 liradan. 10-20'ye gidecekse. Dönecekse 10-20'den. Ben 10 liradan çıkmayı yeğlerim gibi. Benim düşüncem bu. Yani çıkın çıkmayın demiyorum. Seviyeleri bunlar. Yani şu an için ne aşağı yönde çok e, yukarı aşağı düşecek ama öldü bitti durumunda. Ne de yukarı kısımda bir anda 13'e gidecek, 15-20'lere gidecek durumda. Çünkü böyle bedelsiz bölünse de hisse güçlü de olsa belirli bir süre bir plato evresine giriyor gibi. Yani bir durgunlaşıyor, testereye dönüyor yani yükseliyor, düşüyor. İleride tabii ki yine gidecektir. Düşünsene yani şu anda 100 liradan geldiyse insanların elindeki hisseyi 1000 hissem vardı. 11.000 hisse oldu. Adam bu hisseyi bir anda tekrar e, 100 lira olması da yarı fiyatına 50 liraya götürecek. Adam bir anda yani 100 liranın yarı fiyatına daha fazla yani 100, elinde 1000 lot varmış gibi kazanç elde etmiş olacak. Demek istediğimi anladınız. Yani o yüzden biraz zaman yer. kimse senin benim elimdeki hisse çoğalsın. Daha çok kazansın diye hisseyi bölmez. Kar payı da dağıtabilir. Eğer 11'de biri fiyatına bu kadar düşüyorsa kar da dağıtabilir. Yani bu hisseyi kötülediğim anlamına gelmiyor. Değil mi? Demek ki iyi kar payı verirdi yani. 10 his, 10 katı ne demek? 100 yani. Bak şurada zaten yeni zirve görmüş. Aslında dolara bazı da TL bazlı grafiğe benziyor. Gene desteğinde aslında şöyle baktığınızda desteği güzel. Yani iğne atmış, buradan tepmiş vesaire ama şöyle bir sorun oluyor. Kırmayacak bile olsa desteğine yakın olması insanı biraz hani tedirgin ediyor. O yüzden. Neymiş buranın desteği? 24 cent. 24 cent desteğimiz var. Yine direncimiz 39 centlerde. Bakın şurada tabi. Şuradan çektiğim yine hatta şunu çekmeye bile gerek yok. 39 cent bir direncimiz var. Baktığında 39 cente veya eğer giderse kısa sürede bir ayda bile gitmiş olsa bir 15 bir ay, iki ay ne kadar sürerse Şurada 39 sente gitmesi. Zirveyi görmesi. Nereden baksanız. %70-%75 bir getiri sağlar. Ama şurada ne var? Burada da bir direncimiz var. Düşen trendimizden. Hani dedim ya bedelsiz yapsa da güçlü de olsa firma bedelsiz yaptıktan sonra biraz durgunluğa girer. Testereye dönebilir. İşte burada ondan bahsediyorum. Bak burada bir üçgen var. Bu üçgen boyunca biraz zaman yiyecek. Çünkü burada ne? Eylül'deyiz, Ekim olur, mesela ne olur? Ekim ayı burada geçer, Kasım burada geçer, Aralık'ta yükselir, böyle olur. Bakarsın, Ocak gider, Aralık gider. Bir şekilde zaman yer yani burada. Hatta buraya 39 dedim ama, Yok 30. Şöyle söyleyeyim, 38. Bir avantaj iyi yanı var, bu ay 38 olacak. Bir dahaki ay giderse mesela 37'ye düşüyor. O yüzden ben buraya 37 diyeceğim, çünkü bu ayı bir anda geçmeyeceği belli 37. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Şurada da zaten tepelerimiz bekliyor. Şöyle de yaparsak aynen. Yani 24 cent ile 37 cent arasında. Haftalıktan bir de bakalım. Burada zaten yataya bağlamış. Şu alanda. Zaten biraz da burada toplanmış gibi in çık in çık yaparak yükseliş düşüş. Burada tekrar salmışlar. Bir süre sonra buraya tekrar uğrayacaktır. Şöyle bir de aylıktan bakayım da. Eğer 24 centin altına giderse o zaman tekrar bakılabilir. O zaman ne olur? Şuradaki diplere belki. Yani onu da söyleyelim. 22 olur yani 21, 22 o kadar çok şey değişmez. Sadece bir şeye bakacağım. iki şeye bakmak istiyorum bir. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Mart 2020 neredeymiş burada? Yani Mart 2020 pandemi dönemi. Şuralarda pandemi döneminde bile aslında Bakın bütün hisseler en düşük tarih zirvesine dibini yaşarken bu en düşük dibinden bile 1 cent de olsa yukarıda ne önemi var ama önemli alıcı gelmiş demek ki o, o dönemde yani. Şurada şurası katlanmış zaten. Şöyle hep bir trendi yükselişte bak. Her yerden trende geliyor. Evet benim Alarko ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Kanala abone olup 4000 aboneye ulaşmamıza yardımcı olursanız bu tarz videoların devamının gelmesi için bir etkileşim yapmış olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.